Bu arada bir son dakika Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'nin olduğu sevgili seyirciler. Haaland mı alacak, Messi mi alacak diye konuşulurken Messi'nin olduğu ödül. Gökhan Hocam'a bir sorayım. Haaland mı olmalıydı, Messi mi olmalıydı tartışmasını yaparken aslında bana söylemiştiniz sana fikrinizi. Sana söyledim zaten. Ben biliyorum ama seyirciye de söyleyelim. Yani dünya şampiyonu olan takımın kaptanı. Haaland'ın aldıklarının hepsini zaten almış tek başına. Bir de Dünya Kupası ekledi üstüne. Yani daha ne yapsın Messi? Uzayda uzayda bir şey düzenlenirse galaksiler arası o zaman Mars düşünürüz. Kupası olursa. Yani galaksiler arası turnuva düzenlenirse tamam da. Yani bir Messi deyince şimdi Amerika'ya kalktı bir proje. Kaç 30 yaşında bir proje olarak Amerika'ya gitti. Amerika'da yer yerinden oynadı. Ama bir şey de yani Dünya Kupası performansı müthiş. Evet. Yani tek başına sırtladı evet, takımı aldı başına, götürdü. Golü attı, golü attırdı. Yani o Arjantin takımından bir anda aklınıza gelen bir isim var mı? Öyle çok yok. İşte bir yani maç Di Mario parlıyordu. Bir maç bir şey hepsi, oluyordu. Ama hepsi kenetlendi. Messi. Bir de Messi'nin arkasında herkes ya. Kenetlendi. Yani. Bir de orada kaptanlığını hakikaten konuşuyor. Ha, Haaland da müthiş bir sezon geçirdi. Ama Haaland daha bir kere Şampiyonlar Ligi aldı. Seneye alacak mı bilmiyoruz. Messi'nin bir sürü var Şampiyonlar Ligi. Hı hı. Zaten büyük oyuncu yani. Serdar Sarıdağ ne düşünüyor? Hak ediyor. Yani Haaland mı hak ediyordu? Messi. Messi mi? Messi ya Haaland. Değil mi? Dünya Kupası şampiyonluğu Haaland, bambaşka bir şey. Haaland sen ben geçsin ya sıralı bekle deriz. Sen de Guardiola gibi düşünüyorsun. Tabii tabii. Yani. Daha şimdiden var. Bu ödülleri, rekorları verirsek tabii. İleride ne yapacak? Hedefi kalmayacak. Korkuyor hedefi kalmayacak şimdi. Hedef aynen, kalmazsa. Aynen. Site gol falan atamayacak. O da korkuyor normal olarak. Messi... Bir de dediği gibi hakikaten çok genç ama Messi ya yapılmadık bir şey bırakmadı ki. İşin basitine kalsaydı gene gelirdi Suudi Arabistan Ligi'ne. En fazla alan o olarak gelirdi Suudi Arabistan Ligi'ni tercih etti. Gelmedi. Amerika'da bir proje olarak yeniden çıktı. Yeniden parladı Miami'ye. Başka her bir maç, şeye geçti. Başka bir boyuta geçti. Başka bir boyutta. Patron olacak o orada. Beckham evet. Gibi. Ve 8. kez bana öyle bu geliyor. Ödülü kazanıyor. Gerçekten müthiş Beckham'ın bir ortağı olur ya. Başarı. Yani başka olabilir. Bir kulübe alır. Neden yani olmasın? Beckham, çünkü zaten Beckham da oranın ortağı yani sahibi değil. Başkanı ama ortağı. Beckham belgeseli de müthiş seyrettiniz mi? Müthiş. Çok güzel. Harika. Evet. Ronaldo'nunkini de izliyordum bugün. Birkaç bölüm baktım. Ronaldo'nunkini abi 4'te 3'ü antrenman zaten. Adam böyle çalışıyor. Öyle çalışıyor. Adamın özel hayat diye bir şey yok ya. Hakikaten öyle ama sadece ailesi, çocukları... Aynen. İşte maç, idman abi çok enteresan. Ben de seyrettim. Sürekli antrenman yapıyor. Çocuğuyla antrenman yapıyor. Evet. Bu idman hafif oldu diyor. Gidiyor antrenman yapıyor. Evet. Ama duygusal yönler de var. Yani babası onu çok fazla evet. Destekleyemediği için oğluna o babalığı yapma çabası da var. Messi'ye dönersek. Şimdi bir tarafta şöyle diyor. Haaland Premier Lig gol kralı. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Premier Ligi aldı. FA Cup'ı aldı. Yani üçlemeyi yaptı. Bir de gol krallığı var dünyanın en zor liginde. Haaland hak etti diyenler de var. Tabii herkesin bakış açısına saygı duyuyoruz. Ama Messi Dünya Kupası faktörüyle öne geçti. Bir de zor herhalde, bir Dünya Kupası evet. Oldu. Tabii abi, penaltılar, yani tabii. Yenilgiyle başlamalar, Suudi Arabistan'a dönmeler, falan. Yani o Hollanda maçı. Messi Premier Lig'e gitseydi Premier Lig şampiyonluğu alır mıydı? Onun gittiği takım. Gitseydi ya. Tamam soruyorum. Manchester City mesela Guardiola istedi Manchester City'ye değil mi? Gitseydi alır mıydı? Alırdı. Şu andaki duruma bakarsan alırmış. Alır yani. Messi varsa iyi de bir takımdaysa niye tamam. Olmasın yani? Öylese alıyor adam yani fark etmiyor tamam, yani. Canım. Barcelona'dayken baba her istediğini aldı ve kupa bırakmadı zaten. Ama işte insanlarda biraz şey var. İşte bir de şurada oynasın da görelim. Burada bir şey yapsın da görelim. Yani daha ne yapsın dediği gibi Gökhan Hoca'nın bir Mars'ta falan şampiyona düzenlenirse... Onu da alır yani. Almadığı bir tek gerçekten o kaldı Messi. Şimdi şeye baktığımız zaman mesela Ronaldo Messi'ye göre daha iyi insan. Daha sıcak. Mesela işte bir sürü görüntü oluyor. Çocuk elini uzatıyor bakmıyor bile geçiyor Messi. Ronaldo alıyor yapıyor bir içine sokmadığı kalıyor. Yani o ilişkilerde daha insan Messi'ye göre. Evet sosyallik açısından Ronaldo başka bir şey tabii. Ama futbolculuk çok yani ya bak. Hatta, dünyanın gelmiş geçmiş en hatta büyük oyuncusu bak, diyebilir miyiz yani? Kime? Hani Maradona, Pele vesaire onları da şöyle herkesi dahil edersek en başarılısı herhalde en iyisi yine Messi. Şimdi başarı başka tabii.
Ama Maradona'nın yaptığını, yani ben kendi ömrüm için söylüyorum, yapanı, onun gibi yapanı daha görmedim. Ne yaptı? Napoli olayı. Hmm. Ya o bambaşka bir şey değil mi hocam? Yani o ligin dibinden öyle bir takımla şampiyonluk yaşamak İtalya'da. Serdar, bırak Napoli'yi, geçen gibi video düştü. O korkunç bir olay. Yani bu ne demek biliyor musun? Messi'nin gidip Real Sociedad'a geçip o takımı tek başına şampiyon yapması. Maradona'ya yapılan folleri gösteriyor. Folleri gösteriyor. Evet, o dönemki kurallar. Yani. Böyle bir fol yok. Saçmaymış. Şimdi yani bu şey oldu. Quaresma Beşiktaş'ta. Messi ile de Ronaldo uçuyorlar şeyde. İspanya'da. İspanya'da. Foul sayıları geldi. Maç başına yapılan. Şey, Ronaldo'ya 3. Maç başına yapılan foul sayısı. Messi galiba 3.7. Quaresma Türkiye'de 7'ydi biliyor musun? Evet. Quaresma'ya yapılan foul sayısı 7. Abi şey. Yani bunlardan daha çok toplu buluşan oyuncu yok yani. Ama arada aradaki şey fark ne? O kadar çabuk oynuyorlar ki foul yapmaya zaman yok. Yani Messi'ye foul yapmaya yakalayamıyorsun. Abi, Ronaldo'yu foul Quaresma top ayağında travele yaparken babaya çakıyorsun o ara. Baba, öyle düşün. Yapan yapar. Ya yani onlar daha antaç. Öyle bir takım yapacaksın. Foul bile yapamayacak. Daha bir dokunulmaz yani. Tiki taka mı diyorlardı o zaman? Bir de şey olmuştu. Arda gitti şeye, Atletico'ya. Bizde o zaman Sine 5 var. Bizim kulaklar içindesin. Barbaros Store'da program yapıyoruz. Gökmen Özdemir Arda'yı bağladı şeye, programa, telefonla Arda Turan'ı. Uzaylı gören ilk Türk. Güzelmiş. Tamam mı? Sonra Gökmen demiş ki, abi demiş, senden rica ettim o soruyu sormasınlar diye. Niye sorulardı? Yani uzaylı gören ilk Türk oldu yani. Messi'yi gördü yani. Evet. Şey soruyorlar, sen demin Cenk Tosun'la Salih Uçan'ı sormuşsun. Evet. Yani abi o yarım kaldı. Ballon d'Or geldi sıcağı sıcağına. Evet. Oraya hemen kısa dönüş yaparsak onların şanssızlığı olacak işte. Nispet seçim yapar süreci gibi gol attılar değil mi? Bak bizi uzatmıyorsunuz. Evet. İkisi beraber bir maça denk bak, geldi. Yani seçim süreci oldu. Hangi yönetim gelecek? Teklif, daha teklif yoktu ortada herhalde bildiğim kadarıyla. Rakam olarak sözlü teklifler vardı. Şimdi o da kaldı böyle. Seçim süreci bittikten sonra bu oyuncular bir 10 gün sonra, 15 gün sonra seçim süreci bittikten sonra istediği kulüplere imza atabilirler. Ha. Tehlikenin farkında mısın? 6 ay kala atabilirler. Ha, doğru. Atabilirler abi. Türkiye'de yok. Hayır, şimdiden anlaşılıyor. Yurt dışına gidebilirler de Türkiye'de. Abi ben ismini vermeyeyim. Bu iki, ya isimlerini daha doğrusu ikisine de geliyordur mutlaka da bir tanesi kesin.